Rahim damarlarını kasıktan girerek tıkadığımız bu yöntemin adı embolizasyon yöntemidir. Uterin arter embolizasyonu, miyom embolizasyonu, uterin fibroid embolizasyonu olarak da geçmektedir literatürde. Bu yöntemde kasıktan küçük plastik tüplerle kasıktan girilerek damar içerisinde, atar damar içerisinde seyahat edilerek rahim damarlarına ulaşılmakta, bu damarlar kapatılmaktadır. Az önce söylediğim gibi. Burada birkaç farklı metotla rahim damarları, birkaç farklı maddeyle birden fazla sayıda seçenek ile rahim damarları kapatılabilir. Genelde küçük partiküller ile bu damarların tıkanması yeterli olmaktadır. Rahim damarları tıkandıktan hemen sonra işlem sonlandırılır ve hasta serviste takip edilmek üzere odasına alınır. Diğer organlarda da olduğu gibi eğer bir organın damarlarını tıkarsak o organda ağrı oluşacaktır. Dolayısıyla biz rahim damarlarını kapattığımız hastalarda rahimine bir süreliğine kan gitmemesine bağlı bir ağrı gelecektir. Dolayısıyla hasta işlemden sonra bir gün boyunca serviste yatırılarak damar yolundan ağrı tedavisi yapılabilir. Bazı hastalarda gerekli durumlarda hipogastrik ganglion blokajı dediğimiz rahim bölgesinden ağrı duyusunun o anlık geçici olarak birkaç saatliğine ya da bir günlüğüne hissedilmemesi için bir ganglion blokajı yani bir sinir blokajı da geçici bir blokaj da yapılabilir. Bu hastanın konforunu artıracaktır. İşlem sırasında işlemin ağrısız olmasını, işlem sonrasında serviste takip edilirken daha ağrısız bir şekilde o günün geçmesini sağlayacaktır. Hastalar genellikle bir anjiyografik işlem geçirdikleri için kasıklarındaki kanama için o gün boyunca hastanede takip edilirler. Çok özel bir tedavi servis yatışında uygulanmamaktadır. Hastaya antibiyotik ağrı kesiciler verilmektedir. Genellikle bir gün sonra ağrının şiddeti yavaş yavaş azalarak birkaç güne yayılan süreyle tamamen sıfıra dönecektir. Dolayısıyla işlem sonrası hastalarımızı ortalama bir gün sonra evine taburcu etmekteyiz.